Sevgili izleyiciler, dünyanın en önemli, en ilk tapınaklarından bir tanesi olan Göbekli Tepe'deyiz. Yaklaşık insanlık tarihi kadar eski olan Göbekli Tepe'de bundan 12 bin yıl önce de burasını bir mabet, bir tapınak olarak kullanılıyormuş. Milattan önce 10 bin yılına kadar uzanan bir yapıyı gözler önüne seren Göbekli Tepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak kabul ediliyor. Göbekli Tepe'ye gelenler aslında insanlığın yerleşkesi olarak kullanılmayan, insanların yerleşim yeri olarak kullanmadığı ama ibadethane ve bir mabet olarak, dini bir merkez olarak kullanılan Göbekli Tepe'yi gelip ziyaret ettikleri bu alana izleyip, dokunup tarihi kültürlerimize yeni bir çığır açılıyor. İşte bu yeni çığır açılan Göbekli Tepe 1995 yılından beri insanlığa hizmet edilen bu alanı yeniden kazı ve arkeolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmış ve 12 bin yıl öncesine götürüyor bizi. Üzerinde taşların, sütunların geneli T şeklinde ve T şeklinde olan bu sütunlarda ise çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığını görmekteyiz ve bu da bize göçebe yaşayan insanların burada ibadethane olarak ve bir mabet olarak kullandıkları bu alanı sıkça ziyaret ettikleri ve buranın kendilerini resetleme ve format atma konusunda önemli bir yerleşke olduğunu söylemek mümkün Göbekli Tepe için. Efendim, dünyanın ilk tapınaklarından bir tanesi olan Göbekli Tepe ile ilk mabet yerinin görüntülerimizi ekranlara getiriyoruz. Hiç şüphesiz dünyanın her tarafından, dediğimiz gibi, yerli ve yabancı turizmin çok önemli uğrak merkezlerinden bir tanesi. Birkaç arkadaşımızla, burayı gezen arkadaşlarımızdan onların burayla ilgili görüşlerini, duygu ve düşüncelerini merak ediyoruz. Onlardan hem tanışmak istiyoruz. Kolay gelsin. Merhabalar, size de kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Tuğba, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldiniz. Evet. Dünyanın ilk mabedinde bulunuyoruz. Evet. Yani ne hissediyorsunuz? Neler hissettiniz? Çok farklı bir his gerçekten. Böyle baktıkça bizden önce, yıllar önce, asırlar önce kimler buralarda gezdi, kimler buralarda yaşadı, bunları düşünmek. Tarihin sıfır noktası diye anılıyor. Gerçekten çok etkileyici. Ben de çok etkilendim. Buraya dair yapılan içerik de bence gayet başarılı ve burayı daha da ciddi bir mekan haline getiriyor. Sizleri de bu konuda tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Tuğba Hanım'a. Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Tuğçe. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Aslında Göbekli Tepe'yi ziyaret amaçlı gelmedik. Başka bir sebepten dolayı geldik ama burayı da görmek istedik. Çünkü sizin de dediğiniz gibi ilk tapınaklardan birisi. Ve zaten her tarihi mekanı gezdiğimizde olduğu gibi burada da hani burada kim oldu, burada neler yaşandı ve neden ilk burası tercih edildi? Onları da düşündüm hani gezerken. Gerçekten etkileyici bir yer, çok güzel. Ben hep şunu merak ediyorum. Tarihi bütün onları, Anadolu'da her... Şimdi 12 bin yıldan bahsediyoruz ya. 12 bin yıl öncesinde yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Evet, hani evet. Ne yapıyorlardı? Yani ben bakıyorum çevreme, neden... Ya, özellikle yürürken evet. Hani benden önce kimler buralara adım attı, kimler ayak bastı, bunlar çok kıymetli şeyler gerçekten. O yüzden tarihi yerleri gezmek benim için çok daha keyifli oluyor. Buradan nereye devam edeceksiniz?
Buradan aslında şehir merkezinde ve Harran'a düşünüyoruz. Biraz spontane gelişecek bizim gezimiz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, size de kolay gelsin. Tarihe yolculukta başarılar diliyorum. Teşekkürler size de kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, tarihi Göbekli Tepe'den, tarihin ve insanlığın sıfır noktasında burada bulunmaktan çok mutluyuz. Sevgili izleyiciler, tarihi Göbekli Tepe'den seslendik sizlere. Tarihi Göbekli Tepe'de özellikle insanlık tarihi kadar eski olan, böylesi ilk dünyanın, insanlığın ilk tapınak, ilk ibadethane merkezinden sizlere seslendik. Siz de yolunuz Harran Ovası'ndan, Urfa'dan, Peygamberler Şehri'nden geçiyorsa mutlaka buraya zaman ayırıp Göbekli Tepe'yi görmeden geçmeyiniz. Çünkü tarih 12 bin yıllık bir tarihe ev sahipliği yapıyoruz. Şu anda gördüğümüz, izlediğimiz bu alanda kendimizi 12 bin yıl öncesinde yaşanmış insan hikayelerine götürüyoruz. Yani söyleyecek söz aslında burayla ilgili çok. Çok söylemek lazım. Ama sizin de burayı mutlaka gelip yerinde görmeniz lazım. Mardin güzergahına, Urfa istikametinde yolunuz düşüyorsa Göbekli Tepe'ye uğrayın. Kendinizi 12 bin yıl eskiye götürün. Kendinize dünyanın ilk tapınak merkezinde bir format atın diyoruz. Yine Urfa'dan sizlere selam ve saygılar yolluyoruz.